arkadaşlar, Deli TV kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü konumuz GameLog emülatöre gelen yeni güncelleme, yani 7.1 beta da 90 FPS'te kalamama sorunu. Şu anda 90 FPS'teyiz. Yani lobimizde 86-87 FPS'imiz var. Hemen hızlı bir eğitime gireyim. FPS'i gösterelim. Ondan sonra kendi FPS'imi bozacağım. 60 FPS'e düşeceğim. Daha sonra bunu nasıl düzelttiğimi size göstereceğim. Yani bildiğiniz tüm yöntemleri unutun. Bu yöntemler farklı. Yani Deli TV farkı da yapacaksınız. Ve bundan sonra devamlı yapacaksınız. Yani artık 90 FPS'den aşağı düşmeyin. Yani 90 FPS sınırınız olacak. 60 FPS'e takılı kalmayacaksınız. Hemen eğitim moduna bir girelim. FPS'imizi ölçelim. Kaç FPS alıyoruz oyunda? Bunlara bakalım. Evet arkadaşlar, görüyorsunuz 85 FPS. 78 FPS, 79, 76, cihazınıza göre 83 FPS, 81 FPS. Grafik ayarlarımıza bakalım hemen. Grafiklerimiz akıcı şurada. Zaten bundan fazlasını da yapmayın. Şimdi FPS'imizi bozalım arkadaşlar hep beraber. HD alalım, tamam diyelim. Ve 60 FPS'e düştük şu anda, çakıldık kaldık 60 FPS'te. Şimdi olay şu. Bazı videolarda var işte F11'e basın da şuradan iki defa geri çıkın, FPS düzelecek. Böyle bir şey yok arkadaşlar şu anda burada. Çıkıyoruz bakalım düzelecek mi, onu da deniyoruz. Yeniden oyunumuzu açıyoruz. İşte bazı yöntemler gördüm ben. İşte yok telefondan bir hesap açın da lobby'e dön ayarı olmasın, seçeneği olmasın. Onunla tekrar HD yapın, bilmem ne yapın, ondan sonra tekrar 90 FPS'e geri döneceksiniz. Ya bir sürü hikaye, bir sürü olaylar var. Tamam, oyun yöntemler de işe yarıyor olabilir ama herkes nereden bulacak o hesabı? Eski bir hesap olması lazım, hiç emülatörden açılmamış olması lazım. Ya insanlar kendi hesaplarını zor kasıyor zaten. Evet, girdik şu an. Lobby FPS'imizde düşüş yok. Ama tekrar bir girelim bakalım mücadeleye neler olacak, kaç FPS'te kalmışız. Video biraz uzun olacak, atlamayın videoyu, ilerlemeyin, geçmeyin, kanala abone olun, like atın, olduysa da yorumlara yazmayı unutmayın. Evet arkadaşlar, gene 60 FPS'teyiz, takıldık kaldık. Hemen hızlı yapıyorum ki grafiklerimizi alalım, akıcı alalım yeniden, bakalım düzelecek mi, gene düzelmeyecek ama sizin görmenizi istiyorum hani. Hep beraber yeniden baştan yapalım. Çıktık bir daha. Bir daha açıyoruz hemen hızlı hızlı. Bakalım bakalım. Gitti, emülatörü bozduk. 90 FPS'e bu çıkmıyor. Yani ben internette öyle yorumlar okudum ki adam format atmış, bilmem ne atmış. Olmamış yani, yeniden o FPS'i alamamış geri. Ya o kadar çok uğraşan insanlar var, saatlerini verenler var. Ha düşsene yani, oyundan FPS alamıyorsun. Ya bu her şeyi yaptın, denedin, sildin emülatörü, yeniden yükledin, olmadı. Bilgisayar format attın, gene olmadı. Yani insan çıldırır. Her şey olur. Size göstereceğim yöntem karışık ama basit. Öğrendikten sonra. Videonun altında birkaç tane link var. Şimdi o programlara geleceğiz. Bir tane program indirmeniz lazım. Evet arkadaşlar, yine 58 FPS'e takıldı kaldık. 58-60 FPS olmuyor yani. Geçemiyoruz. 90 FPS'e çıkamıyoruz. Evet, ne yapıyoruz arkadaşlar? Bu andan itibaren işlemlerimiz başlıyor. Bak, kesinlikle video atlamadan takip ederek geçelim. Hemen emülatörün masa üstüne geliyoruz. F9'a bastığımız zaman burada tarayıcı kaynağı, ayarlar falan çıkıyor bu emülatörde. Tarayıcıya tıklıyoruz. Ne yapıyoruz? Burada S dosya yöneticisi. S dosya yöneticisi. Tıkladık buraya. Google'a geldi. Şu ikinci sıraya tıklıyorsun. Ücretsiz indirme. Tıkladım buraya, ben indirdim zaten. Buradan bunu indir. Ondan sonra yükle APK olarak. S dosya yöneticimiz, yani emülatörün masa üstüne geldi. Açıyoruz. Şuraya tıklarsanız şu sol taraf kapalır. Hemen dahili depolamaya tıklıyoruz. Android'e giriyoruz. Yavaş yavaş geçin buraları. Data. com.tensor.ik Files. UE4 Games. Shadow Tracker Extra. Shadow Tracker Extra.
Seventh Games. Buraya geldik. Bizim için önemli olan dosya şu. Active Save. Buraya basılı tutuyoruz arkadaşlar. Kopyalıyoruz bunu. Şu an bunu kopyaladık. Şu üst tarafta solda kaydırıyoruz. Slash işaretini tıklıyorsunuz arkadaşlar. Data'ya geldik. Aşağı doğru indirdiğimiz zaman Share 1, yani Share 1. Buraya tıklıyorsunuz arkadaşlar. Benimle bu dosya var şu anda. Ben kopyaladım, yapıştırmayacağım. Buraya yapıştır diyorsunuz. Yapıştır dedikten sonra burada olayımız bitiyor. Yapıştır dediniz, yapıştı buraya bu dosya şimdi. Buradan geri çıkıyoruz. Şimdi videonun alt taraftaki linkteki programı indiriyorsunuz. Program ne? HXD20 diye bir tane program. Yani sitesi böyle gelecek. Buradan aşağı doğru inin. 2.4.00 sürümü. Buraya basıyorsunuz, indiriyorsunuz. Programımız indi, çok güzel. Geldi işte, bir tane klasör attınız bunu. RAR'dan çıkartın, setup'ını kurun, sonra programa gelin. Programımızı açalım. Programımızı açmadan önce buraya geliyoruz, şuradan tanılama. Yani oyun nerede kurulmuş? CTNTX'te. Ya benim oyunum burada kuruldu. Büyük ihtimalle sizin de o şekildedir. Neyse, buraya basmıyorduk. Ben bastım. Buraya alt alalım. Dosya aç. Bak, dosyayı açmamız lazım. Bu bilgisayar. Yerel diksiye. Program pardon, temp. TX Game Dolant. Mobile Game. PC Shared. Shared işte, her neyse. Active Save dosyasını tıklıyoruz. Aç diyoruz arkadaşlar. Bakın, yanlış bir şey yapmayın. Açtık burayı. Önümde böyle kodlar geliyor. Bir sürü karman karışık. Ne yazdığını bilmiyorsunuz. Ara var yukarıda. Araya tıklıyoruz. Bul diyoruz. Ne aratıyoruz burada arkadaşlar? Büyük harflerle FPS. Bastığımızda ne geliyor? FPS level geldi bize. Bu FPS'lerin alta doğru indiğiniz zaman bakın 0 0 0 0 0 0 0, burası 7. Sizde 6 olabilir bu. Bunu 7 yapacağız arkadaşlar. Ben de olduğu için şey yapmıyorum. Seçeneğini doldur diyorsunuz. 0 7 diyorsunuz. Tamam diyorsunuz. Şimdi burası kırmızı oldu. Bir daha ara diyoruz. Bu bir daha FPS aratıyoruz. Bu sefer ne? Battle FPS, yani savaş. Savaşta lobby var ya. Bu savaş FPS'i. Tekrar bunun altlarında 0 0 0'ları geçtiğiniz zaman burası size 0 6. Buraya tekrar şöyle seçiyoruz. Seslerini doldur diyoruz. 0 nokta, yani 0 7. Buna da tamam dedik. Bu da kırmızı oldu. Bir kez daha aratıyoruz. Bul diyoruz. FPS. Tamam diyoruz. Bu sefer ne geldi? Lobby FPS'iniz geldi. Tekrar bu sıfırları devam ettiğiniz zaman burada sıfırların arasında bir tane 0 0 6 var sizde. Buraya sesini doldur diyoruz. Buraya da 07 yaptıktan sonra buradaki işlem bitiyor. Ne yapıyoruz? Dosya kaydet. Bunu kaydettik. Burayı kapatıyoruz arkadaşlar. Burada daha işimiz kalmadı. Burayı da kapatıyoruz. Hemen burası açıktı. S dosya yöneticisine geri dönüyoruz. S dosya yöneticimiz açılıyor. Evet. Şimdi şurayı yine kapatalım. Bir dahil depolama. Buradan slash işaretine tıklıyorsunuz arkadaşlar. Data'ya giriyorsunuz. Aşağı doğru çekiyorsunuz. Share 1. Ne vardı burada? Activity Sub. Buna basılı tutuyoruz. Kopyalıyoruz. Bunu kopyaladık. Şimdi bu dosyaya diğer programdan doğru uygulama yaptık. Geri geliyoruz. Dahil depolama. Android. Data. Tencent Files. UE4 Games, Shadow Extra, Shadow, Seventh Games. Hani bunu öğrendiyseniz zaten sizin için çok basit olacak. Seventh Games'e geldik. Aktivite hesabı burada var. Şimdi buraya bunu yapıştırıyoruz arkadaşlar. Yapıştır. Üzerine yaz. Üzerine yazdık. Bunların hepsini yaptıktan sonra emülatörü bir tür kapatıyoruz. Buradan çıktık. Şu altta da oluyor. İkondan da çıkış yapın. Daha sonra açın gemini yeniden. Bakalım 90 FPS yeniden geri döndük mü, yoksa hala 60 FPS'lerde sürünüyor muyuz? Oyuna dedik. Arkadaşlar bakın, olduysa videonun altına yorum yapmayı unutmayın, like atmayı unutmayın, kanala abone olmayı unutmayın. Bundan sonra bu tarz videolar gelecek, yani oyunlarda takıldığınız yerler varsa
Yani emülatörlerle ilgili onlarda yardım isteyebilirsiniz. İşte Wild Rift'in de videoları gelecek. Glive üzerinden canlı yayın yapıyoruz. YouTube'dan da başlayacağım canlı yayınlara. Videolar da gelecek. PUBG yayınları. Şu an oyunumuz açılıyor arkadaşlar. Bakalım. Olmuş mu? Yani bunlarla uğraşmamız normalde PUBG Mobile'ın dandikliğinden oluyor. Başka bir şey değil. Yani isteseler her türlü verilir FPS'i. Evet arkadaşlar, lobide her şey yolunda gözüküyor. Modlardan hemen eğitim alana gelelim. En son 60 FPS dedik, olmuyordu. Ya istediğiniz yapın, tamam mı? Emülatörü silin, kurun, format atın, onu yapın, bunu yapın. Hiçbir şey olmuyor ama bu yöntem şu an ben görmedim yani Türkiye'de gösterimi. Gerçekten hani MSI gösterin arkadaşlar, bir like çok görmüyor. Bakın sizi nelerden kurtarıyorum. Oyun şimdi açılıyor. Göreceğiz ki FPS'imiz normal ayarlarına geri dönmüş olacak. Olmuyormuş. Evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar FPS yeniden geri döndü. 71, 73, 76. Ya bu bilgisayara göre çıkar bu. 80'e çıkar, 90'a çıkar. Şu anda şeyler daha yeni yükleniyor. 77, 66, 75, 83. Ya duruma göre değişir. Şimdi her şey oldu arkadaşlar. Buraya kadar oyunuzu açtınız. Oo yaşasın dediniz. 90 FPS oldu dediniz. Deli TV'ye bir like attınız, bir abone oldunuz. Şimdi siz bunları yaptınız. Her şey güzel. Pat arkadaşınız geldi bilgisayara veyahut da kardeşiniz geldi. Birisi oturdu. Grafik ayarlarıyla oynadı. Ayarlar yine bozuldu. Şimdi diyeceksiniz ki yeniden mi yapacağız? Yeniden yapmayacağız arkadaşlar. Şimdi bir dosyayı biz de bir defa aldık. Bir defa bozulduğu zaman, bir daha bozulduğu zaman ne yapıyorsunuz? Çok basit yöntem var artık. Buradan çıkıyorsunuz. S dosya yöneticisine giriyorsunuz. İşte. Açılsın S dosya yöneticimiz. Şurayı bir kapatalım. Şuraya tıklıyoruz. Slash işareti tıklıyoruz. Data. Datadan aşağı indiğimizden şar 1. Artık bu dosyamız burada kayıtlı. Bu oyunun içinde değil. Bu dışarıda. Bozuldu mu ayarları? Buraya gene alıyorsun. Hop kopyalıyorsun burayı. Geliyorsun buraya. Depolama diyorsun. Android. Data. Tencent, Files, W4 Games, Shadow, Shavit. Artık böyle hızlı geçiyor. Shavit Games diyorsun. Ne yapıyorsun buraya? Yapıştır diyorsun bunu. Bunu yapıştırdığın zaman ayarların yeniden geri dönüyor arkadaşlar. İşinize yaradıysa benim için ne mutlu. Beni de mutlu etmek istiyorsanız abone olup like butonuna basmanız yeterlidir. Deli TV'den hepinize sevgiler. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.